Türkiye'nin sahip olduğu üstün teknolojilerden çekinen Yunanistan, Bayraktar TB2'yi ele geçirdiğini iddia ediyor. Libya'da düşürülen bir Bayraktar TB2'yi Hafter'le görüşerek el altından bir balıkçı teknesiyle Yunanistan'a taşıdıklarını iddia eden Yunan medyası, şu an Yunanistan istihbaratının Bayraktar TB2 SİHA'yı detaylı bir şekilde incelediğini ve sırlarını çözmeye başladığını, SİHA'nın tüm yazılımını deşifre etmek içinse İsrail'le işbirliği yapıldığını açıkladı. Yunanistan medyasında çıkan bu haber, eğer doğruysa Bayraktar TB2'nin Yunanistan'a taşınmış olması gerçekten ortalığı karıştırabilir. Ama biz bu haberin gerçek olduğuna inanmıyoruz. Çünkü bunun yalan olduğuna inanmamız için pek çok mantıklı sebebimiz var. Çok sıkıntılı bir haberi siz değerli takipçilerimize sunuyoruz. İlk etapta bu haberi duyduğumuzda eğer gerçekse işte o zaman sıkıntı büyük düşüncesiyle moralimiz bozulmuştu. Ancak işi mantıken düşündüğümüzde ve bazı detaylara indiğimizde Yunanistan'ın yalan konuştuğunu düşünmeye başladık. Öncelikli olarak medyada çıkan habere bir bakalım. Yunan medyası, Yunan istihbaratçıların darbeci Hafter'in yardımıyla düşürülen bir Bayraktar TB2 SİHA'yı Yunanistan'a gizlice getirdiğini iddia etti. Yunan medyasının iddiasına göre Yunan istihbaratçılar Libya'da düşürüldüğü öne sürülen Bayraktar TB2 SİHA'yı bir balıkçı teknesiyle parça parça Yunanistan'a taşımış. Yunan medyası şu an Bayraktar TB2'yi istihbarat servisinin detaylı şekilde incelediğini iddia etse de bu olayı düşündüğümüzde hiç de mantıklı gelmiyor. Çünkü öncelikli olarak Libya'da son dönemlerde bir Bayraktar TB2'nin düşürüldüğünü ne gördük ne duyduk. O bölgede Bayraktar TB2'nin düşürüldüğüne dair sosyal medyada haber de görmedik. Diyelim ki böyle bir şey gerçekleşmiş olsun. Ve Bayraktar TB2 Libya'da düşmüş olsun. Bu o kadar da akıl mantık dışı bir şey değil. Olabilecek bir şey. Ama iş burada karışıyor. Çünkü işin içerisindeki dengeler ve Yunan medyasının ifade ettiği şeyler birbirini tutmuyor. Yunanistan, Bayraktar TB2'yi darbeci Hafter'le konuşarak ele geçirdiğini ve getirdiğini ifade ediyor. Ancak Hafter'in bu bölgede herhangi bir şekilde Rusya'dan izin almadan en ufak bir hamle yapamayacağını hepimiz biliyoruz. Yani Yunanistan Hafter'in tek başına vereceği bir kararla Bayraktar TB2 enkazını ele geçirmiş olamaz. Haberin bu noktasında da tereddüt var. Yunanistan'ın doğrudan Rusya'yla veya Rusya'nın icazetiyle Hafter tarafından teslim edilen Bayraktar TB2'yi kendi topraklarına getirip incelettiğini iddia etmesinde bir diğer sıkıntılı noktaysa Yunanistan'a gelene kadar bu SİHA'yı incelemek için sırada bekleyen İsrail ve Rusya gerçeğinin olması. Şu an Rusya Federasyonu 6,5 aydır Ukrayna ordusuna karşı büyük savaş sürdürüyor ve Ukrayna ordusunu bir türlü alt etmeyi başaramıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki en güçlü silahsa Türk yapımı Bayraktar TB2. Bayraktar TB2'nin sahip olduğu teknik özelliklerin ve radar ekosunun tamamıyla tespit edilebilmesi. Bayraktar TB2'nin radar izinin tehdit kütüphanelerine eklenmesi için incelenmesi tabii ki Rusya'nın işine yarayacaktır. E peki, diyelim Libya'da Bayraktar TB2 düşürüldü. Bunu Ruslar kendileri incelemek yerine Yunanistan'a niye teslim etmiş olsun? Haber burada da tereddüt oluşturuyor. Aynı şekilde Bayraktar TB2'den en çok rahatsız olan ülkelerin başında gelen İsrail, kendi dostu Hafter'den bu SİHA'yı neden almamış olsun? Öncelikli olarak İsrail'in de bunu incelemek isteyeceğini ve Yunanistan'a bu işi bırakmayacağını düşünüyoruz. Burada da sıkıntı çıkıyor. Son olaraksa Bayraktar TB2 platformunun enkazını Yunanistan'ın inceleyebilecek teknik imkan ve kabiliyetlerinin olmadığını, Yunanistan'da herhangi bir şekilde savunma sanayi sektörü bulunmadığı için bu konuda yetişmiş uzman da bulunmadığını net bir şekilde biliyoruz.
E peki kardeşim, siz bunu nasıl inceliyorsunuz? Siz bunun sırrını nasıl çözüyorsunuz? Yoksa palavra mı atıyorsunuz? Yoksa yalan mı söylüyorsunuz? Bizce ikinci ihtimal daha mantıklı arkadaşlar. Yunanistan'ın Türk kamuoyunun moralini bozmak. Türkiye'ye bir tehdit yollamak. Bakın, en güvendiğiniz silah elimizde demek için asparagas bir haber çıkarttığını ve bu haberle birlikte kendisini dünyaya rezil rüsva ettiğini düşünüyoruz. Çünkü Bayraktar TB2'yi incelemek, onun sırlarını çözmek Yunanistan'ın yapabileceği kalibrede bir iş değil. Bayraktar TB2'yi ele geçirmekse Yunan ordusunun yapabileceği en son şeylerden birisi. Hadi diyelim, hepsi gerçek olsun. Yunanistan harbiden de Bayraktar TB2'yi ele geçirmiş, incelemiş, bütün sırlarını çözmüş olsun. Aferin. Bayraktar TB2'yi hallettiniz. Peki Akıncı'yı ne yapacaksınız? Aksungur'u ne yaparsınız? Anka'yı ne yapacaksınız? Yakında gelecek olan Göksungur'u, TUSAŞ'ın Şimşek Kamikazesi'ni ne yapacaksınız? Bayraktar Kızıl Elma'yı, Bayraktar TB3'ü ne yapacaksınız? Kargo'yu, Alpago'yu ne yapacaksınız? Togan'ı ne yapacaksınız? Hangi birisini durduracaksınız? Hangi birisini ele geçireceksiniz? Hangi birisini imha edeceksiniz? Hiç boşuna çabalamayın. Türk SİHA devrimi sizi de ezip geçecek. Türk Silahlı Kuvvetleri o kadar güçlü bir noktaya geldi ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA envanteri o kadar çeşitli hale geldi ki, bugün gerçekten Yunanistan Bayraktar TB2'nin tüm kodlarını satır satır çözmeyi başarsa bile, onlar artık yine çaresiz, onlar Türk SİHA'ları karşısında yine boynu bükük beklemek zorunda. Çünkü TB2 yoksa TB3 var. Olmadı, dün haberi çıkan TB4 var. Olmazsa Kızıl Elma, Anka, Aksungur, Göksungur ve bin bir çeşit ismini saymayı unuttuğumuz pek çok İHA ve SİHA platformumuz bulunuyor. Bu sebepten dolayı Yunan medyasına son bir uyarı göndermek istiyoruz. Yalan haberle, propagandayla, asparagasla hiçbir şey elde edemezsiniz. Madem bir asparagas yapacaksınız, madem piyasaya yalan bir haber sunacaksınız, bari mantıklı bir şey sunun kardeşim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.